Bu dünyada işlenen kul haklarından dolayı bu dünyada helallik alınmadığı takdirde ahirette kişi mutlaka hesaba çekilecek ve mazlum kişi ondan hakkını alacaktır. Bununla beraber hak yiyen kişi daha sonra pişman olmuş, samimi olarak tövbe etmiş, Allah'ın razı olduğu bir kul olarak yaşamışsa ve hakkını yediği kişi aradığı halde bulamamışsa inşallah ahirette Allah Teala hak sahibine kendi rahmetinden ve lütfundan, sonsuz hazinesinden daha çok ikramlarda bulunarak o kuluna olan hakkını affetmesini dileyecek. Bu ikramları gören kişi de hakkını gönül rahatlığıyla helal edecek. Yeter ki kul hakkını yiyen kişi tövbesinde samimi olsun. mahşer gününde helalleşme sevapların ve günahların alışverişiyle olacak. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ashab-ı kirama iflas eden kimdir biliyor musunuz diye sorar. Sahabiler de bize göre müflis parası pulu olmayan ve malı bulunmayandır diye cevap verirler. Bunun üzerine Allah Resulü Efendimiz şöyle buyurur ümmetimden iflas edenler şu kimselerdir. Kıyamet günü namaz, oruç ve zekat ile gelir. Fakat amel defterinde şuna sövdü, şuna zine iftirası yaptı, şunun malını yedi, şunun kanını akıttı, şunu dövdü diye yazılmış olarak gelir. Bu durumda ibadetlerinin sevaplarından şu kimseye verilir. İyiliklerinin sevabından buna verilir. Eğer üzerindeki borç ödenmeden önce sevapları tükenirse alacaklıların günahlarından alınıp onun üzerine yazılır sonra cehenneme atılır. Başka bir hadiste de şöyle haber verilir. Kimin yanında kardeşinin vakar ve onurunu sarsacak cinsten veya kıymeti bulunan bir şeyden zulüm ve haksızlık ile elde edilmiş bir hak varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı gün gelmeden önce bugün dünyadayken helalletsin. Yoksa sevapları varsa haksızlığı kadar o sevaplardan alınır, hak sahibine verilir. Şayet hasenatı, iyilikleri ve sevapları yoksa veya kalmadıysa hak sahibinin günahları alınır, onun üzerine yüklenir. İşte mahşer günü hesaplaşma ve helalleşme Böyle olacak. O halde bu dünyadayken kimsenin hakkına girmemek gerekir. Eğer bir hakka girilmişse kul hakkının günahından ve vebalinden kurtulmanın tek yolu bu hakka riayet etmek ve karşı taraf ile gönülden, içten ve samimiyetle helalleşmektir. Kul hakkını ancak alacaklı olan kul affeder. Buna göre daha dünyadayken bu hakkı telafi etmenin yolunu bulmak gerekir. Şayet bulamaz isek ahirete kalmış olur ki bu durum daha tehlikelidir. Eğer üzerimizde kul hakkı olan kimse vefat etmiş ise varislerine bu hakkı mutlaka vermek gerekir. Ancak günahlarına tövbe edip Hakkını yediği kimseyle helalleşmek istediği halde ona ulaşamıyor ya da bulamıyorsa bu durumda onun adına hayır yapar, sadaka verir, onun için dua eder ve ibadetlerinin sevaplarından ona da bağışlar. İmanı olan kimse elbette sonunda cennete girecektir. Kul hakkı yiyen kimse direkt cehennemlikmiş gibi yanlış bir anlayış bulunmakta. Üzerinde kul hakkı olup da bu dünyada helalleşemeyen kimse ahirette helalleşecektir. Bu da iki şekilde olur. Ya kendi sevaplarından belli bir miktar hakkını aldığı kimseye verir veya sevabı yoksa hakkını aldığı kimsenin belli bir miktarda günahını yüklenir. Böylece haklar yerini bulur. Şayet bu kimse hakkını aldığı kimseye sevaplarından verdiği halde hala sevapları günahlarından fazla ise direkt cennete girer. Eğer sevaplarından verdiği için günahları sevaplarından fazla duruma gelmişse bu durumda cehennemde cezasını çektikten sonra cennete girecektir. Ehli iman bir kimsenin kul hakkından dolayı ebedi cennette kalması söz konusu değildir. Kul hakkı Müslüman olmayanlar için de geçerlidir. Şayet Müslüman olmayan birisinin hakkını almışsak bunu dünyadayken telafi etmemiz ve mutlaka helalleşmemiz gerekir. Kul hakkı kişinin kendi hakkı olduğu için gerek müslüman olsun gerek gayrimüslim olsun buna riayet etmemiz gerekiyor. Haksızlık yapan kişi kim olursa olsun ve kime karşı olursa olsun ahirette bunun hesabını mutlaka verecektir. Müslüman olmayan bir memlekette bulunan bir müslümanın müslümanları aldatıp mallarını çalması veya gasp etmesi caiz olmadığı gibi Gayrimüslimlerin mallarını da çalması veya gasp etmesi asla caiz değildir. Çünkü İslam dini müsamaha ve fazilet dini olduğu için hiyaneti, aldatmayı, gayr-ahlaki ve çirkin şeyleri her yerde ve her durumda yasaklamaktadır. Hatta bir kimse mesela gayrimüslimlerin bulunduğu bir ülkeye gitse, orada devlete ya da şahsa ait bir şey bulsa, onu mutlaka sahibine veya ilgili birimlere teslim etmeye mecburdur. Bu dünyada bize hakkını helal etmeyen kişi ahirette bu hakkını bizden talep edecektir. Bununla beraber kişi samimi olarak tövbe etmiş ise Allah Teala hak isteyen kuluna kendi fazlından ihsanda bulunarak o kulun hakkından vazgeçmesini sağlayacağı ümit edilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu kul hakkı yiyen kişinin yapması gerekenlere odaklanmasıdır. Örneğin maddi bir zarar vermişse mutlaka zararını günün şartlarına göre karşılamalı telafi etmeli. Manevi olarak zarar vermişse gönlün alacak şeyler yapmalı. Özür dilemeli. Pişmanlığını hal ve hareketlerle göstermeli kalbinin razı olması için Allah'a dua etmeli, hak yediği kardeşinin dünya ve ahiret saadetinden nail olması için dua etmeli, ibadetlerinin sevaplarından ona da bağışlamalı ve buna sürekli devam etmeli. Buna rağmen olumlu bir gelişme olmasa bile yine aynı şeylere devam etmeli ve asla ona suç bulmadan suçu kendinde arayıp, iç muhasebe yapmaya gayret göstermeli. Herhangi bir hakkından vazgeçen ve hakkını helal eden kimse hem Allah'ın affedin tavsiyesine uymuş hem de Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun hareket etmiş olur. Bunun en büyük kazancı affeden kimsenin Allah'ın rızasına nail olması ve Peygamberimizin şefaatini hak etmesidir. Esasen hakkını helal etmek bir fazilettir. Kişi kendi hukukuna karşı yapılan haksızlıkları dilerse affedebilir. Mümin kardeşinden gördüğü bir kötülüğe karşı aynıyla yahut daha fazlasıyla mukabele etmeyip af yolunu tutanlar bunun büyük ücretini ahirette mutlaka görecekler. Hakkından vazgeçen ve affeden kişi teşekkür ve minnet duygularını harekete geçirerek muhatabının kendisine dost olmasına vesile olabilir. Allah muhakkak surette kötülüğü affeden kişiyi aziz kılar. Hadisinde geçen müjdeyi nail olacak ve Allah affeden kulunu hem şerefli hem de güçlü kılacaktır inşallah. Diğer taraftan affetme faziletine sahip olan kişiyi Allah da affedecek. Kendi kullarını affeden o kulunu kendisi de meccanen bağışlayacak. Özellikle cezalandırma gücü ve imkanı bulunanların buna rağmen affı tercih etmeleri daha çok saygı değer bir davranıştır ve daha çok affa ve rahmete vesile olacaktır. İnsanlara zarar vermenin her türlüsü kul hakkıdır. Günahlar iki şekilde değerlendirilir. Biri şahsi günahlar, diğeri ise şahsına özel kalmayıp topluma da, başkalarına da zararı dokunan günahlar. Şahsi günahlar kişi ile Rabbi arasındadır. Onun durumu ayrı. Ancak sadece şahsını ilgilendirmeyen bazı günahlar vardır ki örneğin başı açık gezmek gibi topluma da başkalarına da zararı dokunan günahlar daha fazla mesuliyeti gerektirir. Elbette bu durum haram yerlere bakanların günahını yok etmez. Onlar da günahkar olurlar. Ancak açık giyinen kimse hem açık giyinme günahını hem de bakılması haram olan yerlerine başkalarının bakmasına neden olduğu için günaha girer. Çünkü sebep olan Yapan gibidir kaydesince insanların günaha girmelerine sebep olmakla ayrıca günah kazanır. Bu durum sadece Müslümanca giyinmeyen kadınlar için değil, Müslümanca giyinmeyen erkekler için de aynen geçerlidir. hak konusunda bütün insanlar eşittir. Allah katında hakkın küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Allah katında hak, haktır. Bu bakımdan bir kafirin de olsa hakkı yenmişse helallik almak gerekir. Bir Müslüman bir kafirin hakkını yemişse ahirette ona hakkını verecektir. Kafirin hakkını alması onun cehennemdeki azabının hafiflemesine neden olacaktır. Elbette imansız ölmüş olan bir insan ebediyen cennete giremeyecektir. Ama dünyadayken bir Müslümandan alacağı var idiyse ve dünyadayken helalleşme söz konusu olmadıysa elbette ahirette bir hesaplaşma olacak ve o kafir ebedi cehennemde kalsa bile bir müminden alacağı varsa ona karşılık cehennemdeki azabının hafiflemesine vesile olacaktır. İster kul hakkı olsun, ister diğer günahlar olsun. İnsanın ibadetlerini asla iptal etmez ve yok etmez. Ancak o amellerin faziletini ve feyzini azaltabilir. Nitekim ne kadar günahsız bir bedenle ve ruhla ibadet yapılsa, ibadetin fazileti, sevabı, feyzi ve değeri de o kadar artacak ve çoğalacak. Eğer günah işlenmişse hemen tövbe etmeli ve kul hakkını da ilgilendiriyorsa onların hakları verilmeli ve helallik alınmalı. Yoksa kul hakkı var üzerinde diye ibadetleri asla terk etmemeli, hem ibadetleri yapmaya devam etmeli, hem de kullarla helallik almanın yolları araştırılmalı